Omega 3 ile ilgili bazı yayınlar var. Aritmi yaptı, yani kalpte ritim bozukluğu yaptığına dair. Şuradan ekrana döneyim. Arkadaşlar, kanser hastaları omega 3 kullansın. Son derece faydalıdır. Ortalama yaşam süresini de uzatır. Kanser hastasına omega 3'ü engellemek, yasaklamak akıl tutulmasıdır. Diyabet hastası modern tıp endüstrisinin en ekmekli hastalığıdır. O yüzden hastanın iyileşmesi istenmez. 2022 senesinde Amerika'da bir nörolog, ya biz bu hastalara bu ilaçları veriyoruz, hiçbirisi iyileşmiyor. Niye iyileşmiyor acaba diye tekrar yayınları taramaya başlıyor. Bir gariplik var fotoğraflarda. Sanki kesme çizgileri var. Bu iki bilim insanı da fotoğrafları inceliyor ve ikisi de aynı raporu veriyor. Fotoğraflar Photoshop. Hayır. Bir yalan üzerine kaç yıl aynı oyalanmış öyle. Hasta? 2300 tane bilimsel yayın daha çıkmış bu yalan üzerine. Milyonlarca hasta iyileşmemiş, zarar görmüş, aileleri zarar görmüş ve milyarlarca dolar para harcanmış. Bir sürü insanın çektiği eziyette cabası. Uykusuzluk problemi hiç yaşadınız mı? Hayatım boyunca. Hastalarımın %80'inde uyku problemi var. Endüstri her yerden besleniyor. Endüstri için siz bir insan değilsiniz. Efendim merhabalar, tıp doktoru Ümit Aktaş'la birlikteyiz. Yine ezberlerin bozulacağı bir yayına giriyoruz. Zira kendisi nereye konuk olsa benzer durum sirayet ediyor. O kadar sansasyonel şeyler söylemiyorum değil mi? Hangi yayına konuk olsa? Vallahi hangi yayına konuk olsanız biz aynı tedirginlikle ve acaba hangi gerçek yıkılacak ve yenisi inşa edilecek diye sizi takip ediyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ederiz. Teşekkür ederim. Aslında aşikar olan gerçekleri anlatıyorum. Yani öyle çok bilinmedik şeyler söylemiyorum. Klasik bilgi haline gelmiş gerçekleri anlatıyorum ve insanlara unuttuklarını hatırlatıyorum. Aslında biz bunları biliyorduk. Ama unutturdular bize. Şimdi unuttuklarımızı tekrar hatırlamanın vakti geldi. Çünkü toplumsal hafıza zayıflıyor. Toplumsal hafızanın zayıflaması için her şeyi yapıyorlar. Özellikle de interneti kullanıyorlar. Bugün geriye dönüp baktığınızda internette bir sürü bilginin karartılmış olduğunu görüyorsunuz. O zamanlar bize büyük puntolarla açıklanan bilgiler, artık girdiğinizde bulamıyorsunuz bunları. Yani aslında hepimizi yavaş yavaş o dijital köleliğe doğru götürüyorlar. Bu dijital köleliğe giderken bilgileri tekrarlamak, eski bilgileri hatırlatmak, klasik haline gelmiş bilgileri tekrar söylemekte fayda var. Beslenme üzerine çok yoğunlaşıyorsunuz. Hı hı. Siz ve sizin gibi birkaç hekimimizden sıklıkla beslenmenin önemini dinliyoruz. Siz tıp fakültesi mezunusunuz. Hı. Peki tıp fakültesinde beslenme ile ilgili 6 yıllık eğitiminizde kaç ders gördünüz? Kaç yıl bunun eğitimini aldınız? Tek dakika eğitim almadık. Beslenme ile ilgili tıp fakültesinde anlatılan hiçbir ders yoktur. Sadece diyabette, tip 2 diyabette beslenme faslı vardır ders arasında anlatılan. Orada da yanlış bir beslenme öğretirler size. Diyabet hastasına karbonhidrat vermeyi, diyabet hastasına gluten içeren tam buğday ekmeği vermeyi öğretirler. O da külliyen yanlıştır. Yıllardan hala geçerli mi bu? Tabii. Yıllardır biz anlatıyoruz ama hala diyabet hastalarının hepsine günde 180 gram karbonhidrat veriyorlar. Her öğünde çift dilim, iki dilim tam buğday ekmeği veriyorlar. Ara öğünlerde yine karbonhidratlar. Ve diyabet hastaları iyileşmiyor. Zaten modern tıpta diyabet hastalığı iyileşsin istemiyor. Tam tersine diyabet iyileşmesin. Hastalar ömür boyu ilaç kullansın, hastalar ömür boyu çile çeksin ve bütün poliklinikleri ziyaret etsin istiyorlar. Diyabet hastası, kalp damar hastası olur, kardiyolojiye gider. Ayakları kesilir, ortopediye gider. Böbrek hastası olur, diyalize girer. Gözleri görmez olur, cilt problemleri yaşar. Yani diyabet hastası, amiyane tabirle modern tıp endüstrisinin en ekmekli hastalığıdır. O yüzden bugün aslında diyabet bütün hastalıkların anasıdır ve diyabet aslında bütün hastalıklara yol açan kök nedendir. Diyabeti tedavi etmediğiniz sürece diğer hastalıkların hiçbirini tedavi edemezsiniz. Ve acıdır ki bizim ülkemiz şu anda dünyada diyabetin en hızlı arttığı ülke. Bu çok vahim bir tablo. Kimse buna dur demiyor. Ülkemizde 2005 senesinde yıllık hasta sayısı 270 milyon. 2006 senesinde hibrit tohum yasası çıkarıldı. 2019 senesine geldiğimizde, hani pandemiyi saymıyorum o ekstra bir dönem diye, 2019 senesinde Türkiye'deki hasta sayısı 800 milyondu. Üstelik ölüm sayısı da aynı oranda artmıştı. 2005'te 180 bin küsur olan yıllık ölüm sayısı 2019'da 460 bine çıkmıştı. Herkes bunu normal kabul ediyor. Bu normal değil. Burada bir anormallik var. Tarih boyunca hiçbir memlekette bu görülmemiş. Şu anda biz her şeyi bırakıp, şapkamızı çıkarıp bir kenara koyup, bir dakika arkadaş, ne oluyor memlekette, niye bu kadar çok ölüm var, niye bu kadar çok hastalık var diye oturup bunu sorgulamak zorundayız. Ama maalesef bu yapılmıyor. Bunu kimse söylemiyor, anlatmıyor size. Onun için ben her yerde bağırarak söylemeye devam edeceğim. Hastalıkların bu kadar artması normal değil. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki senelik ölümlerin bu kadar artması normal değil. Bu işte bir gariplik var. Oturup hepimiz bunu düşünmeli ve önlemler almalıyız. Geçen gün bir paylaşımınızda diyabet hastalarının kanser riski taşıdığını, tabii, ya da kanser riskinin çok çok fazla olduğunu, doğru, söylediniz. Bunu hangi bilgiye dayanarak söylüyorsunuz? Klasik bilgiye dayanarak söylüyorum. Zaten bunu modern tıbbın textbookları da yazıyor.
diyabet hastalığı kanser riskini onlarca kat artırır. Onlarca kat. Evet, bu zaten bilinen bir gerçektir. Yani literatür bilgisi değildir, klasik bilgidir bu. Tıpkı kalp damar hastalığının nedeninin diyabet olduğunun bilinmesi gibi. Kalp damar hastalığının bir numaralı nedeni diyabetken, neden kolesterole takılıp çok zararlı kolesterol düşürücü ilaçlar verirken diyabetle kimse uğraşmıyor? Bu tuhaf değil mi? Kalp damar hastalığının bir numaralı nedeni diyabettir, kolesterol değildir. Ama neden sürekli kardiyologlar kolesterolle uğraşıyorlar? Neden? Üstelik kolesterol yüksekliğinin kalp damar hastalığı yapmadığının ispatlanmış olmasına rağmen çok sayıda çalışmayla. Orada da bir ilaç veriliyor çünkü. Diyabet bir yandan yürüyor, bir yandan kalp damar hastalıkları artıyor. Bu sefer kalp ilaçları giriyor devreye, kolesterol düşürücü ilaçlar giriyor ve endüstri besleniyor. Endüstri her yerden besleniyor. Endüstri için siz bir pazar payısınız. Endüstri için siz bir insan değilsiniz. İnanmayan ilaç firmalarının sitelerini açar bakar, hani o misyonumuz, vizyonumuz, hedeflerimiz. Nedir ilaç firmalarının hedefleri? Pazar payını büyütmek. Bunlar ticari firmalardır. İlaç firmaları insanların iyiliği için falan uğraşmaz. Böyle bir şey yok. İlaç firmaları hastalığı iyileştirmek için de uğraşmaz. İlaç firmaları hastalanan insana ilaç vermek için uğraşır. Siz en son bir kongreye ne zaman gittiniz? Daha birkaç ay önce gittim. Sizi ama ben kongreye artık davet ediyorlar. Yok, bizim kendi kongrelerimiz var artık. Endüstrinin kongrelerine davet ediliyor musunuz? En son 5 sene önce davet edildim konuşmacı olarak. O da çok hoştur, anlatayım size. Bir romatoloji kongresine gittim. Burada bizim kendi kongremiz vardı, fitoterapi kongresi. Fitoterapi kongresinde 600 katılım vardı. Salon hınca hınç doluydu. Bütün oturumlar sarkıyordu. Ve tabii ki son derece mütevazi bir kongreydi. Niye? Çünkü sponsor olacak ilaç firması yok. Paralar akmıyor oluk havalı oluk. Havalı dekor yok. Aynen öyle. Ama bakın salon nasıldı. O salon tıka basa doluydu. Herkes ayakta not tutuyordu. Ve müthiş bir heyecan içinde dinliyordu herkes. Hemen ertesi gün, burada konuşmamı yaptığım günün ertesi günü Bodrum'da romatoloji kongresine davetliydim. Romatolojik hastalıklarda fitoterapi anlatmak için. Oraya gittim. Otel ismini de vereyim mi? Verin. Vereyim. Nasıl olsa YouTube'dayız. Bodrum evet. Hilton'da yapılan bir kongre. Kongrede salonda sunumu dinleyen 20 kişi vardı. 20'si de o gün sunumu olan doktorlardı. Kalanı nerede? Plajda, havuz başında, etkinlik salonunda. Tıp kongreleri böyle olur. Gittiğiniz zaman bir şenliğin içine düşersiniz. Hediyeler havalarda uçuşur. O gelen doktorların da hepsini ilaç firmaları parasını ödeyip getirmiştir. Cebinden para verip gelen yoktur. Bizim kongrelerimize para ödeyip de getiren ilaç firması falan yok. Katılan herkes cebinden parasını ödeyerek katılıyor. Ve dediğim gibi son derece mütevazi kongreler düzenleniyor. İşte bakın modern tıbbın geldiği nokta budur. Modern tıp bir satış pazarlama dehası haline gelmiştir. Modern tıp sizi bir pazar unsuru olarak görür, hastayı da müşteri olarak görür. Gerek hastanede gerekse ilaç firmalarında farklı bir şey yoktur. Modern tıp sadece bir pazarlama yapar, satış pazarlama o kadar. Peki siz fakülteye girerken işi böyle olduğunu bilerek mi girdiniz? Hayır. Yoksa bir aydınlanma yaşadınız, orada mı saptınız? Mümkünse ben işin böyle olduğunu noktası tabii ki bilmiyordum. Zaten ben tıp fakültesine babamın zoruyla girdim. Rahmetli babam fakirlikten okuyamadığı için çok zeki bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Ama okutamamış dedim artık, yani en son liseye kadar okutabilmiş. Bizi okutmak istiyordu. En büyük hedefi buydu ve okuttu da. Hepimizi, dört kardeşiz, dördümüzü de okuttu. Bir oğlunu doktor, bir oğlunu mühendis yapmak istiyordu. Yaptı. Ve ben ilk çocuğuyum. Ben mimarlık istiyordum. Babam hayır tıp yazacaksın dedi. Bizim zamanımızda babaya itiraz etmek diye bir kavram yoktu. Ve ben tıp yazdım. Tıp kazanmasaydım bir altında ODTÜ mimarlık vardı. Biraz daha düşük puan alsam ODTÜ mimarlığa girecektim. Fakat maalesef tıbba girdim. 5. sınıfa kadar depresif okudum. 5. sınıfta oturdum, düşünmeye başladım. Her şeyi görüyorum. Bir çark var. O çarkın içindeyim. Peki ne yapacağım? Okul değiştirecek cesaretim yok, param yok, enerjim yok. Yapamam böyle bir şey. İşçi çocuğuyum ben. Bu meslekte hangi alanda mutlu olursam orada çalışacağım diye o noktada karar verdim. Kırılma noktası ilk budur. İkincisi, Mardin'e tayin oldum. İlk görev yerim Mardin. Sağlık ocağında çalışıyorum. Artık hocaların şemsiyesi altında değilim. Tek başıma sahadayım. Diyabet hastalığı dikkatimi çekti. Diyabet hastaları iyileşmiyor. Oysa tıp kitapları tip 2 diyabet beslenmeyi düzene sokunca iyileşir diye yazıyor. Orada merak etmeye başladım. Niye hastalar iyileşmiyor? Hastaları iyileştirmek için ne yapabilirim ben? Gerçekten iyileşmek, şifa nedir? Bu hastalar, diyabet hastaları verdiğim beslenmeye riayet ediyorlar. Kitapta ne yazıyorsa onu yapıyorum. Verdiğim ilaçları kullanıyorlar ama hiçbirisi iyileşmiyor. İkinci kırılma noktası bu. Hastalıkları nasıl iyileştirebilirim diye düşünmeye başladım. Ve hep o merakla yürüdüm. Hasbelkader akupunktur eğitimi açıldı. Gittim eğitimi aldım. Akupunktur yapmaya başladım. Akupunkturun arkasından
Akupunktur fitoterapi olmadan yapılmayan bir şeydir. Fitoterapi öğrenmem gerek. Nasıl öğreneceğim? Fitoterapi yüksek lisansına başladım. Yüksek lisans bitti, doktoraya başladım ve o anda 35 yaşımı geçmiştim. 10 yılı aşkın doktordum. Ya biraz beslenme okumam gerek diye düşünmeye başladım. Çünkü fitoterapi de öğrendim. Etken maddeleri biz gıda olarak da alıyoruz. Ama hangi gıdayla neyi alıyoruz? Beslenmeye merak salmaya başladım. Beslenme okudukça anladım ki işin özü beslenmede. Fitoterapi de beslenmeyle alakalı bir şey. Ve ben de hastayım bu arada. Okudukça fark ettim. Fakülte 4. sınıftayken bayılmaya başladım. O sene 5-6 kere bayıldım. Hocalarım beyin tümörüne kadar baktılar. Hiçbir şey bulamadılar. Ama bir teki bile bana beslenmeyi düzenle demedi. Bayılıyordum çünkü hipoglisemi yaşıyordum. Öğrenciyim. Sabah simitle kahvaltı yapıyorum. Öğlen okul yemeği. Akşam öğrenci evinde makarna, bulgur, pilavı. Haliyle bu kadar çok karbonhidrat yiyince dengesizleşme, hipoglisemi yaşıyordum ve şekerim düştüğü için bayılıyordum. Ama hiç teşhis konulamadı ve bana hiç kimse hipoglisemi demedi, beslenmeye dikkat et demedi. Yıllar geçti. Meslek hayatımda sürekli ishal oluyorum. Nereye gitsem ishalim. Sürekli gıda zehirlenmesi, sürekli antibiyotikler kullanıyorum. Kullandığım antibiyotiklerden dolayı 2 kere anafilaktik şok geçirdim. Ölüyordum. 20 kere kullandığım antibiyotik 21. de anafilaktik şok yaptı. Alerjilerim başladı. Fakat hala ben glutenin farkında değilim. Çünkü fakültede bu arada çölyak dersi de anlatılmadı bize. Satır arasında geçti. Çölyak, bebeklik çağında görülen, muhtemelen genetik, yetişkinlerde görülmeyen bir hastalıktır diye. Benim kafamda da o var. Çocuk hastalığı diye biliniyordu. Çocuk hastalığı diye. Ben de çölyak olduğumu düşünmüyorum. Gluten hassasiyetim olduğunu düşünmüyorum. İshal oluyorum sürekli. Gıda zehirlenmesi değil. Gluten hassasiyetimden dolayı ishal oluyorum. Zaman geçtikçe bunun farkına varmaya başladım. Okudukça önce kendimi tedavi etmeye başladım. Önce ben gluteni kestim. 2 sene, 3 sene hiç gluten yemedim. Ve tüm bu şikayetlerim geçti. Aslında ben de diyabete doğru gidiyordum. Romatizmal hastalığa doğru gidiyordum. Doktor olmama rağmen bunun farkında değildim. Ve asıl olayın beslenme olduğunu o zaman çok daha iyi kavradım. Ondan sonra da zaten beslenmemi düzene sokarak devam ettim. Bugün 7 tane kitap yazdım. 7'sinde de beslenme anlattım. 7'sinde de fitoterapi anlattım. Doktorluk pratiğimde hastalarımın %1'inden daha azına kimyasal ilaç yazıyorum. Bugün geldiğimiz noktada ben ilaç karşıtı değilim. Ben aşı karşıtı değilim. Ben hastam için eğer o anda kalbi durduysa adrenalin kullanırım tabii ki. Anafilaktik şoka girmişse kortizon veririm tabii ki. Orada karabaş otu vereceğim diye uğraşmam. Zerdeçal vereceğim diye uğraşmam. Ama ben hastalarımın %99'unu beslenmeyle ve basit takviyelerle iyileştirebiliyorsam niye ilaç yazayım? Son tahlilde söylediğimiz her şey doğru çıktı. Bugün yolda çevirip insanlar hocam haklıymışsınız diyorlar. Ama bakın şu klasör tabip odasının pandemi döneminde mahkeme bana açtığı mı o? Soruşturmaların klasörü. Daha bugün haber yaptılar. Niye haber yaptıklarını biliyorum. Geçen hafta Ferda ile bir video çekmiştik. Ferda ile çektiğimiz videoda söylediklerimden dolayı Türk Tabipler Birliği yine bir gazeteciye sistem içinden haber uçurarak haber yaptırdı. O gazetecinin söylediğine göre meslekten men cezam onaylanmış. Onaylanmadı. Bu bir yalan haberdir. Nitekim tekzip edeceğiz ve biz de kendi açıklamamızı yapacağız. Bizim açtığımız davalar hala devam ediyor. Şu anda istinafta onaylanmamış mahkeme süreci devam eden bir konuyla ilgili onaylandı diye yalan haber yapıyorlar. Fikirlerini beyan eden doktorlara ceza vermek faşizan bir davranıştır. Türk Tabipleri Birliği bilimsel faşizm yapıyor. Bunu da açıkça söylüyorum. Yıllar önce bu lafı söyledim diye zaten benim hakkımda soruşturma açmaya başladılar. Şimdi aynı lafı tekrar ediyorum. Üyesi olduğu doktor sırf fikirlerini ifade ediyor diye bundan dolayı soruşturma açıp ceza vermek faşizan bir yaklaşımdır. Bilimsel faşizm diye biz tam da buna diyoruz. Türk Tabipler Birliği bunu yapmaya devam etsin. Biz de ona gerekli cevabı vermeye devam edeceğiz. Zor bir hayat gibi görünüyor buradan bakınca. Bu hayatı ben seçtim. Peki hocam, beslenme çok önemli ama doğru gıdaya ulaşmak da bir o kadar zor oldu. Doğru. Hayat böyle olunca takviyeler devreye girdi. Doğru. Takviyelerle ilgili de çok şaibe var. Hı-hı. Mesela gündemdeki sizin de son paylaşımlarınızda önerdiğiniz bir başlık omega 3. Omega 3 ile ilgili bazı yayınlar var. Aritmi yaptı, yani kalpte ritim bozukluğu yaptığına dair. Omega 3'ün namusuna halel geldi diyebilir miyiz? Hayatımda duydum en komik iddia. Bu kadar komiğini duymadım. Bu iddiada bulunmak sarı saçlılar daha çok kanser oluyor demekle aynı şey. Yani hiçbir geçerliği yok ve gerçekten komik bir iddia. Çünkü kalp damar sağlığı için omega 3 gerekir. Omega 3 olmadan kalp damar sağlığını koruyabilmek mümkün değildir. Ve omega 3 bizim vücudumuzda üretemediğimiz yağ asitleridir. Mutlaka dışarıdan almak zorundayız. Kaç yaş sonrası almak lazım? İlk bir yaştan sonra, yani anne sütünden sonra hemen omega 3 takviyesine başlamakta fayda var. Çocuklar da almalı.
Kesin. En çok çocuklar almalı çünkü çocuğun beyin gelişimi için omega 3 gerekir. Bugün artık biz gıdalarla omega 3 alamıyoruz yeteri kadar. Onun için takviye alıyoruz. Biz bunları gıdalarla alabilsek zaten problem kalmayacak ki. Gıdalarla niye alamıyoruz? Hocam biz işte doğal besleniyoruz, balık yiyoruz, doğal sebze meyve tüketiyoruz. Değil efendim, artık bunlara doğal dememek gerek. Doğal, tabii ki domates toprakta yetişiyor, tabii ki yumurtayı tavuk yapıyor. Ama fıtratına uygun mu? Değil. Çünkü o yumurtayı yapan tavuk floresan ışık altında 24 saat aydınlıkta bekletiliyor. GD oluyor. Ne besleniyor, dışarıda otlamıyor. O yediğiniz peyniri tereyağını yapan inekçik yine GD oluyor. Ne besleniyor, dışarıya çıkamıyor. Sizin yediğiniz sebze meyve hibrit tohum tarım zehirleriyle dolu. Tarım ilacı demeyeceğiz artık onlara. Tarım zehirleriyle dolu. Ve maalesef siz artık yeteri kadar omega 3, yeteri kadar mineral alamıyorsunuz. Bu şansınızı elinizden aldılar. Benim babamın bir işçi olarak Kırıkkale'de kurduğu hayatı, yani bahçeli bir ev, 100 metrekare ekilebilecek alan, 3-4 tane meyve ağacı, 2 tane ıhlamur, 2 tane asma, sobalı bir ev evet ama tamamen fıtratına uygun bir yaşam sürmenize müsait bir ev. Ben bugün İstanbul'da yapabilmek için ultra zengin olmak zorundayım bunu. Benim babamın işçi maaşıyla yaşadığı hayatı ben bugün elde edemiyorum. Hepimizi kutu gibi evlere tıktılar. Hepimizi marifetmiş gibi modernlik diye hazır gıdalar alıştırdılar. Ve biz artık bugün maalesef takviye almaya mahkum olduk. Yetkililere döndük. Hapla besleniyoruz artık. Bu noktada omega 3 ile ilgili ben size daha komik bir şey anlatayım. Omega 3'ün kanser hastalarında ortalama yaşam süresini uzattığına dair onlarca yayın var. İspatlandı. Namuslu yayınlar mı hocam? Namuslusuz var, namussuz da var. Ama bilim zaten tamamen ilaç firmalarının kontrolünde ilerleyen, ilaç firmalarının finanse ettiği yayınlardan oluşmaktadır. Bağımsız bilim diye bir şey yoktur. Evet, namuslu yayınlar omega 3'ün bu etkisi gösterildi, ispatlandı. Kanser hastalarının ömrünü uzatıyor. Ortalama yaşam süresini uzattığına dair çok sayıda yayın var, evet. Bu güzel haber. Çok güzel haber. Sonra birisi çıktı bir yayın yaptı. Tek bir yayın. Bu yayında dedi ki, omega 3 yağ asitleri yüksek olanlarda yüksek dereceli high grade prostat kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu bulduk dedi. Yani omega 3 yağ asitlerinin yüksek olmasıyla prostat kanseri arasında ilişki bulduk dedi. Ortalık birbirine katıldı. Bu yayın çıktıktan sonra onkoloji dernekleri hastalarına omega 3 almalarını yasakladılar. Türk Onkoloji Derneği de alenen bunu internet sitesine yazdı. Kanser hastaları omega 3 kullanmamalıdır diye. Ve bu yayını referans gösterdi herkes. Şimdi şöyle bir şey var. Artık o kadar çok yayın çıkıyor ki neredeyse yüz binlerce yayın çıkıyor her sene. Hiç kimse bu yayınların full tekstini okumuyor. Bir basın bülteni çıkıyor yayınla ilgili. Yayının basın bülteni mi olur? Evet olur. Çünkü ilaç firması finanse ettiği için bunun PR'ını yapıyor. Bir basın bülteni çıkarıyor. Böyle bir yayın yapıldı, şu şu çalışmacılar çalıştı, şu şu sonuçlar bulundu diye. Herkes onu okuyor. Gazeteci de onu okuyor, doktor da onu okuyor. Kimse köküne inip de sorgulamıyor, araştırmıyor. Yayının full tekstini indirip de tek tek detay okumuyor. Yayının full tekstini indirdim ve bir detay okuyayım dedim. Bakalım nasıl yapmışlar bu çalışmayı. Nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Başka bir çalışma için, bir selenyum tespit seviye çalışması için alınan kan örneklerinden bir grubu ayırmışlar. Ve bu grubun içindeki prostat kanseri olanlarda omega 3 yağ asitinin bir tane yağ asitine bakmışlar. Çok sayıda omega 3 yağ asidi vardır. Onun yüksek olduğunu bulmuşlar. Bunun haricinde hiçbir risk faktörüne bakmamışlar. Bir kontrol grubu kurmamışlar. Rastgele örneklemeyle başka bir kontrol grubunda da aynı şekilde mi diye test etmemişler. Yani çift kör plasebo kontrollü bir çalışma yapmamışlar. Ve gerçekten bu hastalarda bu omega 3 yağ asidinin yüksek olduğunu görmüşler. Şimdi bir, bu omega 3 yağ asidi siz bir akşam önce takviye alsanız veya bir akşam önce balık yeseniz yine yükseliyor. Hastalara sormamışlar takviye alıyor musunuz, balık yediniz mi diye. Evlere şenlik. İki, bu hastalarda başka prostat kanseriyle ilgili risk faktörleri nelerdir? Sormamışlar. Sigara içip içmediklerini bile sormamışlar hastalara. Üç, kontrol grubu nerede? Kontrol grubu olmadan, karşılaşmalı grup olmadan yapılan çalışma mıdır? Bugün artık siz çift kör plasebo kontrollü çalışma yapmıyorsanız kimse onu ciddiye bile almıyor. Yani baştan sona hatalı kurgulanmış hocam, bir çalışma. Bilimsel araştırma dediğimiz şeyin bir çerçevesi yok mudur? Belli bir kaidesi yok mudur? Şu kadar denekte yapılacak, şu kadar gün tekrarlanacak, sonuç işte sağlaması yapılacak, bunlar zaruri standartlar değil peki midir? Ben size iki tane daha ayrı çalışmadan bahsedeceğim o zaman. Yanlış bir soru mu sordunuz? Doğru soru sordunuz ama öyle değil işte. Kazın ayağı evet, öyle değil. Kazın ayağı öyle değil. Çünkü parayı kim veriyor? Geldik başa. Evet. Money talks, para konuşur. Para konuşuyor. Parayı verenin verdiği yayın yayınlanıyor. Şimdi bu yayında çok enteresan bir şey var. Diyor ki işte omega 3 yağ asitlerinin yüksekliğiyle prostat kanseri arasında bir ilişki olduğunu gördük. Buna mukabil diyor. Bakın basın bülteninde bu cümlenin ilk yarısı var. İkinci yarısı yok. Buna mukabil diyor. Trans yağ asitlerinin de kanserden koruyucu özellikleri olduğunu gördük diyor. Margarin kanserden koruyormuş. Aynı çalışma söylüyor bunu. Ve bu çalışmayla Türk Onkoloji Derneği alıyor
küt diye koyuyor. Çekinmeden diyor ki bak işte gördünüz mü diyor. Bu diyor bir bilimsel çalışmayla ispatlandı kanser hastaları omega 3 kullanmasın. Şuradan ekrana döneyim. Arkadaşlar kanser hastaları omega 3 kullansın. Son derece faydalıdır. Ortalama yaşam süresini de uzatır. Kanser hastasına omega 3'ü engellemek, yasaklamak akıl tutulmasıdır. Kemoterapi verirken korkmuyorsunuz da omega 3'ten mi korkuyorsunuz Allah aşkına? Mantık var, izan var. Peki omega 3 seçerken bir yelpaze var mı? Şöylesini seçin, böylesini tabii, seçin tabii, diye. Tabii, çok önemli. Kim neyi seçmeli? Şimdi bir kere... Kişiye göre mi değişir? Omega 3'ün en kriterisi kril yağıdır. Ama kril çok az bulunan bir omega 3 yağıdır. Onun için daha pahalıdır. İmkanınız varsa kril yağı kullanın. Çünkü kril yağı saf fosfolipid yapıdadır. Direkt olarak insan vücuduna emilir. Enzim aktivitesine girmez. Ve sanki damar yoluyla omega 3 verilmişçesine güzel yükseltir. İkincisi, eğer kril alamıyorsanız, saf kril yağı alamıyorsanız omega 3 kullanacaksınız. Omega 3 1 trigliserit formunda olmak zorundadır. Piyasada etil ester formunda olanlar var. Onlar insan sağlığında kullanılmaz. Sakın ha sakın etil ester formunda almayın. Etil ester formu atık maddedir bu arada. Omega 3 üreten firmalardan atık maddeyi satın alıyorlar. Etil ester formunu kapsülleyip insanlara satmaya çalışıyorlar. İnanılmaz dehşet verici bir hatadır bu. Peki bunu onaylayan bir bakanlık yok mu? Onu eczane rafına getiren maalesef süreçte Türkiye takılmıyor mu kapana? Yok, Türkiye mevzuatında maalesef bunu test eden bir süreç yok. Bir, trigliserit formunda olacak. İki, mutlak surette hava geçirmez, sızdırmaz kapsüllerde olacak. Kril yağı içinde bu geçerlidir. O soft gel kapsül denilen kapsüllerde üretilen, yani yumuşak kapsüllerde üretilen yağlar havayla temas eder. Havayla temas edince de bozulur. Kimisini blister ambalaja koyuyorlar. Yani alüminyum folyolu kaplı ambalaja koyuyorlar. Biz kapattık bunu diyorlar. Siz onu kapatana kadar zaten o prosesin içinde havayla temas etti ve okside oldu. Dolayısıyla soft gel kapsül kullanmayacaksınız. 3. İçindeki yağ oranı önemli. EPA ve DHA yağ asitleri 3/2 ve katlar olacak. Dünyada bunun en yüksek oranı 33'e 22'dir. Yani trigliserit formunda hava geçirmez kapsüllerde EPA DHA yağ oranı 3/2 ve katları olan yağları kullanmalısınız. Omega 3'leri kullanmalısınız. Diğerleri hele ki etil ester formunda olanlar tedavi edici ajan değildir. Tam tersine atık üründür. Onları kullanmayın lütfen. Ne olur? Hiçbir fayda göremezsiniz. Zararı olur mu? Evet, olur. Kesenize olur. Kesinize olur. Aklınıza olur. Siz omega 3 kullandığınızı düşünüyorsunuz ama kullanmıyorsunuz aslında. Asla omega 3 kullanmaması gerekenler var mı? Hayır, yok öyle birisi. Anne sütü alan bebekler hariç herkes omega 3 kullanabilir, kullanmalıdır da. Çünkü bugün toplumun tamamında omega 3 eksik. Omega 3 eksikliği yaşlanmayı hızlandırır diyebilir miyiz? Çok doğru bir laf, evet diyebiliriz. Yani aynı yaşta olan iki kişinin birinin diğerinden 20 yaş küçük ya da büyük görünüyor olmasında en önemli neden omega 3 olabilir mi? En önemli nedenlerden bir tanesi. Başka neler var? Çok şey, bir beslenme. Eğer siz ağırlıklı karbonhidratla besleniyorsanız çabucak yaşlanırsınız. Çünkü insan vücudu karbonhidratla beslenmeye uygun değildir. Bizim fıtratımız buna uygun değil. Böyle yaratılmamışız. İnsan vücudunda karbonhidrat yediğiniz zaman düşürecek olan tek hormon insülindir. O da çabucak bozulur. İnsan vücudunda karbonhidrat yemediniz, yağ yediniz, et yediniz, şekeriniz düşebilir. Hipoglisemiye girebilirsiniz. Hipoglisemiye girdiğinizde kan şekerini yükseltecek 5-6 ayrı mekanizma vardır. Baktığınız zaman görüyorsunuz. Bu tıp fakültesi 1. sınıfta öğretiliyor doktorlara. Aslında insan karbonhidrata uygun bir organizma değil. Ama insan bunu unutuyor. Karbonhidrat ucuz gıda. Herkes karbonhidrat tüketiyor. Doktor da sesini çıkarmıyor buna. Ve arkasından işte o yaşlanma prosesleri. Çünkü serbest radikaller artmaya başlıyor. Ve siz yaşlanmaya başlıyorsunuz. Birinci faktör beslenme. İkinci faktör zararlı alışkanlıklar. Eğer sigara tüketiyorsanız, alkol tüketiyorsanız çabuk yaşlanırsınız. Bunu görmek gerekir. Üçüncü faktör, evet omega 3. Ama beraberinde başka takviyeler. Magnezyum, D vitamini, B12 vitamini, folik asit gibi pek çok faktör. Bunlara bakmak gerek ve temel faktörler. Ben kendim de kullanıyorum. Hastalarımda da. Sağlıklı insanlar bana çok gelir. Ben hastalanmak istemiyorum hocam diye. Onlara da aynı şekilde mutlaka omega 3'ünü, D vitaminini, magnezyumunu, probiyotiğini takviye ederim. Probiyotik yapınız bozuksa siz sağlıklı yaşayamazsınız. Aslında vücudumuzun ilk savunma duvarı probiyotiklerdir. Bizim organizmamız mükemmel işler. Bizim bağışıklık sistemimiz her türlü hastalığı tedavi etmeyi biliyor. Ben bilmiyorum, o biliyor. Doktor bilmiyor, bağışıklık sistemi biliyor. Bizim tedavi edemediğimiz her şeyi bağışıklık sistemi tedavi eder. Bizi depresyondan da korur, alerjiden de korur, kanserden de korur, diyabetten de korur. Ama benim bağışıklık sistemimin en önemli savunma duvarı probiyotiklerdir. Probiyotiklerimi yitirirsem bağışıklık sistemim açıkta kalır, meydanda kalır. Tıpkı surları yıkılmış kale gibi olurum. İçeriye herkes girer. Düşman askere girer, sokaklarım işgale uğrar
bedenim artık benim bedenim olmaktan çıkar. Probiyotiklerin ilk üretimiyle ilgili insan dışkısı kullanıldığı söylenmişti. Hı hı. Bu prosedür değişti mi? Probiyotikleri ilk defa gösteren Mechnikov isminde bir Rus bilim adamıdır. Mechnikov probiyotikleri ilk defa kefirin içinde göstermiştir. Mechnikov 20. yüzyılın başlarında yaşamış bir Rus bilim adamı. Daha sonra Fransa'ya, Paris'e yerleşiyor. Ve Kafkas halkının neden uzun yaşadığını merak ediyor. Gidiyor Kafkas halkı üzerinde çalışmalar yapmak için, Çerkezler üzerinde çalışma yapmak için çalışırken onların hepsinin bir kefir diye bir şey içtiğini görüyor. Ve kefiri incelemeye başlıyor. Basit bir mikroskopla incelediğinde kefirin içindeki mikroorganizmaları görüyor. Ha, demek ki bunlar bundan dolayı uzun yaşıyorlar diye bir çıkarım yapıyor ki doğru bir çıkarım. Ve arkasından probiyotik ismini koyan ilk insan o oluyor. Probiyotik Latince'de yaşam için olan demektir. Şunu unutmamak gerekir. Üretimde insan dışkısı kullanılmadı. Bu hatalı bir tabir. Bu probiyotiklerin ilk defa izole edilmesi insan dışkısından yapıldı. İkisi farklı şeyler. Probiyotiği ilk defa insan dışkısından izole edersiniz. Ama endüstriyel üretimde insan dışkısı değil, tam tersine süt vasatında, yani süt ortamında üretilmiş probiyotikler kullanılır. Ama o probiyotiği ilk defa izole ettiğinizde tabii ki dışkıdan izole ettiniz. Probiyotiği başka nereden bakacaksınız? O laboratuvar ortamında yapılmış bir işlemdir. Ama endüstriyel üretimde insan dışkısı kullanılmadı. Bir kere izole edildikten sonra o kolaylıkla bir takım vasatlarda, kültür vasatlarında üretilebilir. Biz bunu her zaman yaparız. Tek bir çığlıkta tüm dünyaya duyuracağınız, bundan kaçın diyeceğiniz gıda hangisi? Buğday, gluten. Çünkü bugün artık buğday biyolojik silah gibi kullanılmaktadır. Dünyada da... Yani ekmek. Ekmek, evet. Her türlü hamur işi, bulgur, yarma, şehriye, erişte, bunların hepsi gluten içerir. Dünyada gıda üzerine yapılan genetiğine müdahale çalışmaları ilk önce buğday üzerinde yapılmıştır. Bu bana hep soruluyor. Hocam ben hasta değilim. İşte siyez buldum, kavulca buldum, yiyebilir miyim? Eğer eminseniz siyez olduğundan, kavulca olduğundan, o zaman az miktarda, çok az miktarda tüketebilirsiniz. Onda da kota var. Hasta değilseniz eğer, hasta olmamak kaydıyla. Herhangi bir hastalığınız varsa hepsinden uzak durun. Çünkü genetiğine müdahale edilmemiş buğdayda da yine gluten var. 1943 yılında dünyanın hep iyiliğini düşünen Amerika Birleşik Devletleri yine insanlık için büyük bir iyilik yaparak dünyada açlığı engellemeyi kafaya koydu. Ve dünyada açlığı engelleme amacıyla buğdayın genetiğine müdahale etmeye başladı. Ziraatçılar bana kızıyorlar, bu ıslah diyorlar. Islah değil kardeşim, sen bir müdahale ettin de ondan sonra o müdahale gelecek kuşaklara aktarılıyorsa buna genetiğine müdahale denilir. Basbayağı genetiğine müdahaledir bu. Başardılar. Buğday büyük başak verdi. 1'e 20 verdi, 1'e 30 verdi. Fakat bir problem çıktı. Bizim çocukluğumuzdaki buğdayları hatırlayın. Adam boyu buğday tarlası. İnce, narin bir bitki. Başak büyüdü, kırıldı. Taşımadı. Bunun üzerine sapını kalınlaştıralım dediler. Sağlamlaştıralım, güçlü bir yapısı olsun bunun. Kırılmasın. Zor olanı bu oldu. Birkaç sene uğraştılar. Ve sonunda yine bir tıbbi bitki genetikçisi. Yine bir bitki genetikçisi. Minnesota Üniversitesi'nden Dr. Norman Borlaug bunu yaptı. Kısa saplı, bugün gittiğinizde tarlada gördüğünüz 30-40 santim boyunda kalın saplı o başağı taşıyabilen cüce buğdayı üretti. Ve daha sonra Amerika bunu bütün dünyaya dağıttı iyilik yapmak için. Bize de verdiler. Marshall yardımı sırasında. Marshall yardımında biz uçak fabrikalarımızı kapattık, afyon fabrikalarımızı kapattık. Bize buzdolabı verdiler, süt tozu verdiler, margarin verdiler, jip verdiler, ikinci el jiplerini ve bize bir de işte buğday tohumunu verdiler. Hibrit tohum ilk defa Türkiye'ye o zaman girdi. Buğday daha sonra tüm dünyaya yaygınlaştırıldı. Her yerde tarım projeleri geliştirdiler. Ve bu Dr. Norman Borlaug bir şey daha yaptı. Tarımda devrimi gerçekleştirdi. Makine tarımını başlattı ve kimyasal tarımı başlattı. Hani bugün bizim itiraz ettiğimiz, zararlarını anlattığımız tarım zehirleri var ya. İşte onun döneminde başladı. O projenin de önderliğini yaptı. Ve o projenin önderliğini yaparken de Nobel'den ödül aldı. Nobel Barış Ödülü aldı. Dünyada insan sağlığına yaptığı, gıdaya yaptığı katkılardan dolayı. Bu sayede biz bugün zehirlenmeye devam ediyoruz. Bizi zehirleyen adama Nobel verdiler. Bizim çocuklarımıza niye Z kuşağı diyorlar? Alfabede başka harf mi kalmadı? Niye alfabenin son harfini verdiler bu çocuklara? Çünkü açıkça beyan ediyorlar. Bu son kuşak diyorlar. Bundan sonra robotlaşma gelecek. Dolayısıyla bir kuşak sonrası, bir jenerasyon taş çatlasa 30 senedir. 30 sene sonra biz robotlaşmanın başladığını göreceğiz. Bu süreçte insanoğlunu yok edecekler. Bundan kim ne fayda umuyor onu da bilmiyorum. Çünkü bunu yapanlar da insanlar nihayetinde. Ama bizim bundan korunabilmek için tek şansımız toprağı bilmek, toprağa sahip çıkmak, tohumu bilmek, tohuma sahip çıkmak ve üretime
ağırlık vermek. Tohumu olan ve tarım yapabilen kurtulacak. Tohumu olmayan, hibrit tohumlara mahkum olan herkes dijital köle haline gelecek. Akıl tutulması. Akıl tutulması. Bunun kime ne faydası var anlamak mümkün değil. Dehşet verici uygulamalar yapıyorlar. Ve bunun da tek bir amacı var. Gerçekten insan olarak da, millet olarak da hepimizi yok etmek istiyorlar. Başka bir şey değil bu. Cinsiyetteki kafa karışıklığı ve bulanıklık da beslenmeyle alakalı olabilir mi? Tabii ki. Bununla ilgili gelen anne babalar, hastalar var mı çocuklarını getirenler? Pek çok dertte gelen var ama ben size basit anlamda şunu anlatayım. Niye kız çocuklarında erken adet görme, erkek çocuklarında jinekomasti, meme büyümesi, kadınlarda erken menopoz görmeye başladık? Bakın hibrit tohumların tamamı tarım zehrine muhtaçtır. Tohumu alırken tohumcu size onun zehrini de verir. Tarım ilacı demeyeceğiz bundan sonra bunlara. İşte 30. günde bunu vereceksin, 40. günde bunu vereceksin. Siz diyelim ki bahçeniz var, kendiniz ekeceksiniz, çocuklarınızı yedireceksiniz. Dediniz ki ben vermeyeceğim kardeşim tarım zehri. Çocuklarım yiyecek bunu. Ektiğiniz bitki, bitki büyür, kocaman olur. Çiçeğe durur, tam ürün vereceği zaman çürür gider. Ama siz o tarım zehirlerini verirseniz şahane domatesler, patlıcanlar alırsınız. Yani bu tarım zehri denen şeyler ürün vermesini sağlar. Şimdi bakın burada dikkat edin. Üreme bitkide de, hayvanda da, insanda da hormonal bir iştir. Eğer ben bu tarım zehirlerini verince bitki ürün veriyor, vermezsem de vermiyor, çürüyor gidiyorsa bu tarım zehirleri bitkinin hormonal sistemine etki ediyor demektir. Ben o domatesi, biberi, patlıcanı yediğimde ben de bünyeme o tarım zehirlerini alıyorum. Ha, ne geliyor arkasından? Kısırlık. Kısırlık, erken adet görme, menopoz, erken menopoz, çocuklarda, erkek çocuklarında meme büyümesi. Sizce bu cinsiyete müdahale değil de nedir? Üreme döneminin kısalması. Eskiden biz 30 sene önce ilk mezun olduğumuzda menopoz yaşı 57-58'di Türkiye'de. Bugün 40'a indi. Bu tuhaf değil mi? Çünkü işte üremeyin, çoğalmayın, çocuk yapmayın, cinsiyetsizleştirme diye bir tuhaflık başladı artık. Bu gariptir. İnsanoğlunun soyunu sona erdirecek olan uygulamadır bu. Buna dikkat etmek gerekir ve aldanmamak gerekir. Tüp bebek orada da devreye giriyor. Niye acaba? Doğal doğum derken bakın normal doğum niye bu kadar azaldı? Niye sezaryenle doğum arttı? Burada acaba iki tarafta gönüllü olabilir mi? Belki hekimlerin kolayına geliyor. Bir de hanımlar da kaçıyor olabilirler mi? Kızacaklar bana şimdi ama. Şimdi yorum yapmayayım. Zaten yeteri kadar çok kızan var bana. Neyin ne oldu? Ortada kadın doğumcuların işine geliyor. Türkiye normalde %7 ila 10 sezaryen doğum oranı vardır tıbbi endikasyon. Nasıl oldu da %57 sezaryen oranı oluyor Türkiye'de? Böyle bir şey olabilir mi? Bizim kadınlarımızın anatomik yapısı mı değişti 30 sene içinde? Hocam kadınlar da ama tercih ediyorlar sezaryeni. Ben çok duyuyorum etrafta. Vallahi bilmiyorum. Bir bebeğe verilecek ilk hediye. İlk kez hekimleri koruyacağım. Vallahi. Ama bir bebeğe gerçekten verilecek ilk hediye normal doğumdur. Hele ki annesinin hediyesi olarak düşünürsek. İkinci hediye de anne sütüdür. Bu ikisi vazgeçilmezdir. Tıbbi endikasyon olmadığı sürece, yani bebeğinizin hayatıyla ilgili, sizin hayatınızla ilgili bir tehlike olmadığı sürece normal doğum teşvik edilmelidir ve zor değildir normal doğum. Modern tıp zor olduğunu düşünmenizi istiyor sadece. Normal zor doğum değil. Fizyolojiktir. Peki, şimdi merak ediyorlardır. Ümit Aktaş bir gün içerisinde mutlaka tüketmesi gereken ritüellerini nasıl belirler? Ne yersiniz? Ben 2 öğün yerim. 3 öğün yemem. Çünkü öğlen yemeği bana yaramaz. Bunu biliyorum. Vücudumu tanıyorum. Herkes için farklıdır bu kahvaltı arada. Kahvaltı yapar mısınız? Kahvaltı yaparım. Kahvaltıda rutin olarak yumurta, zeytin, peyniri az tüketiyorum artık gerçekten. Ve o dönemin kahvaltı sebzesi neyse kahvaltı salatası olur mutlaka. İşte bu mevsimde avokadodur, rokadır, yazın domatestir gibi mutlaka kahvaltı salatası olur. İkindi vakti bir kase yoğurt yerim, ev yoğurdu. Meyveyi çok az tüketirim. Senede taş çatlasa 50 gündür meyve yediğim. Yani haftada bir bile yemem meyve. Akşam yemeğinde bir kötü iş yapıyorum. İşte klinikten çıkamıyorum, gidemiyorum, geç kalıyorum eve. Haliyle 8'den sonra yiyorum maalesef. 8'den önce bitirmek gerekir akşam yemeğini. O gün evdeysem 8'den sonrayı bırakmam. 5 gibi, 6 gibi akşam yemeğini bitiririm. Genellikle tek çeşit yemeğe gayret gösteririm. Sebze yemeği tercih ederim. Haftada 2 ya da belki taş çatlasa 3 gün protein et yerim. Yaşım ilerledikçe protein canım daha az ister oldu. Doğrusu da odur zaten. Genellikle zeytinyağlı sebzeyi tercih ediyorum. Pilavı çok severim. Bir tane yerli tohum pirinç buldum. Glutenle temas etmeyen. Onu da 2 haftada bir, 10 günde bir ancak yiyorum. Eskiden her öğünde pilav yerdim. Uykusuzluk problemi hiç yaşadınız mı? Hayatım boyunca. Uykusuzluk. Çocukken bile. Geçen gün bir meslektaşınız olan uzmanla da aynını konuştuk. Bana gelen sorular da o minvalde. Sanki ülkemizde bir uykusuzluk pandemisi salgın var. Neden böyle? Katılıyorum. Bu da beslenmeyle mi ilgili?
Katılıyorum ve şu anda gerçekten ben hastalarımın hepsine uyku sorarım, uykusunu sorgularım. Hastalarımın %80'inde uyku problemi var. Benim hep vardı tarih boyunca, yani çocukluğumda bile vardı. İlkokuldayken bile hatırlıyorum, uyuyamazdım. Nedenini tespit ettiniz mi? Bilmiyorum. Kaygı dolu bir insanım, belki ondandır. Anksiyeteniz var mı? Yok, anksiyetem falan yok. Sadece çok düşünürüm. Çok dertlenirim. Yani her şeyi vicdanımda muhasebe ederim. Belki ondan dolayı. Kaygınız belki başka için bir şey... yaptığınız bir şey var mı? Var. Ne yapıyorsunuz? Safran kullanıyorum. Nasıl? Çok önemli. Safranın takviyesini kaygı bozukluğu evet. var. Safran bendeki kaygı takviyesi. Bozukluğu değil, ben sadece düşünceli bir insanım. Ben vicdanıma hesap veririm. Gece yatınca da herhalde daha çok hesap veriyor insan. Hani o yastığa başını rahat koyabilmek diye bir şey var. Safran çok güzel bir bitki. Safran ekstresi... Bu bildiğimiz Hintlilerin pilavda kullandığı. Kullandığı. İran pilavıdır aslında o. İranlılar safran kullanır çok. Hintliler zerdeçal kullanır çok. Sapsarı yapar pilavı. Evet, aynen evet. öyle. Safranın ekstresini alıyorum ben. Benim safran ekstrem var. Pahalı bir malzeme midir safran? Haliyle. Çünkü çok safran dünyadaki en pahalı bitki. Kilosu 100 evet. bin liranın üzerinde şu anda. Safran dünyanın en güçlü antidepresan bitkisi. Antidepresan ilaçlarla karşılaştırmalı yapılmış çalışmaları var. Ve antidepresan ilaçlar kadar etkili olduğu ispatlandı. Onlarca çalışma var bununla ilgili. Hintlilerin yolun ortasında yatıp uyumalarının nedeni safran olabilir mi? Bilemiyorum. Kaygısızca. Kültürlerinden kaynaklanıyor bence. Gevşetiyor mu gerçekten? Çok gerçekten sakinleştirici bir etkiye sahip. Antidepresan etkiye sahip. Aynı zamanda bunu erkekler için sperm kalitesini artırıcı etkisi var ve cinsel gücü artırıcı etkisi var. Safran benim uykularımı düzenleyen en önemli bitki. Safran kullanmaya başladım başlayalı. Uykularım gerçekten düzeldi. Bu da kendimle ilgili yaptığım tedavilerden bir tanesi. Yani ben edindiğim bilgileri tabii ki kendi hayatımda da uyguluyorum. Beslenmede işte mümkün olduğu kadar temiz beslenmeye gayret ediyorum. Benim evime marketten alınma gıda yok denecek kadar az girer. Benim evime giren gıdayı üreten üreticiyi tanırım. Hepsini bildiğim yerlerden alırım. Eski ve usul. Zaten bu size anlattıklarım hayatımda da uyguluyorum. Gerçekten eski usul. Kendime bir çiftlik yapıyorum. Kendi kendine yeten, dışarıdan hiçbir şey almayan bir çiftlik yapıyorum. Bir zeytinliğim var. Şimdi insanlar diyecek ki hocam sen para kazanıyorsun yapıyorsun biz nasıl yapalım? Tuzumuz kuru benim diyeceğiz. Benim yaptığım çiftliğin maliyeti İstanbul'da herhangi bir kenar mahalledeki 2+1 evin yarısı kadar. Benim memleketimde ben niye bademe cevize para vereyim? Her tarafta badem ağacı ceviz ağacı dikebilirim ben. Bunları üretebilirim, çoğaltabilirim, dünyaya satabilirim. Onun için bunlar planlamayla pekala yapılabilir. Ve bizim bu kadar hastalanmamızın temel nedeni tarımdır, gıdadır, gıdanın bozulmasıdır. Ve istedikleri de bu. Bireysel çiftçi olmasını istiyorlar. Global firmalardan tohum alın, gıda alın. Bireysel mutfak olmasını istiyorlar. Siz evde yemek yapmayın. Bakın dışarıda hazır gıda var, ucuz. Londra'ya ilk gittiğimde yıllar önce hazır gıda dükkanlarını görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Hazır gıda dükkanı, restoran değil. Gidiyorsunuz, paketli gıdalar var. Alıyorsunuz, mikrodalga fırın var. Isıtıyorsunuz, oturup yiyorsunuz, çöp atıp çıkıp gidiyorsunuz. 10 dakikada bitiriyorsunuz işi. Şimdi İstanbul'da bu dükkanlardan 6 tane açıldı. Artık Türkiye'de bu vaziyete geldi. Niye bireysel mutfak olmasın? İşte evlere bakıyorsunuz şimdi yeni evlerde mutfaklar küçülüyor. İhtiyaç yok, yemek yapmayacaksın. Sadece hazır yemeği ısıtacaksın sen orada. Çünkü siz gıdada tamamen dışarıya bağımlı olun istiyorlar. Dışarıya bağımlı olun ki onlar da her istediklerini size verebilsinler. Yine örnek vererek konuşalım. Herkes o malum sıvıları olmadı. Aramızda benim gibi o sıvıları olmayan insanlar var. Ama herkes... Her gün yemek yiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla insanlara bir şey vermek istiyorsanız enjeksiyon yapmazsınız, gıdayla verirsiniz. Öyle olmazsa böyle yaparız. Aynen öyle. Safran konusu yarım kalmasın hocam. Herkes ulaşamayabilir maliyetinden sebep. Uykusuzluk için farklı bir öneriniz olabilir mi? Melisa, lavanta, papatya gibi çok güzel sakinleştirici bitkiler var. Bunların akşamları çayını içmek son derece mantıklı. Çaylarını yapmak son derece kolay. Ama doğru bitki olduğundan emin olun. Mutlaka kapalı ambalajlarda satılan tıbbi bitkileri kullanın. Açık bitki kullanmayın. Açık bitkiyle tıbbi fayda elde edemezsiniz. Kapalı olması lazım. Kapalı ambalaj ve doğru bitki olduğundan emin olmanız lazım. Son soru olarak şununla kapatalım. Çok sık duyduğumuz şikayet. Gluteni bu kadar konuştuk, buğdayı konuştuk. Kadın erkek akşam yemeğini yiyorum, 10 dakika sonra karnım davul gibi diyor. Ne oluyor? O gluten bağırsakta ne yapıyor da sanki 9 aylık hamile gibi kadını da erkeği de şişiriyor. Ne oluyor 10 dakika içinde? Şimdi gluten girdiği andan itibaren bağırsak duvar yapısına yapışır. Gluten yapışkandır. Yapışkan olduğu için bize zarar verir ve bağırsak duvar yapısını bozar. Glutene temas ettiğiniz anda iki noktada bir gaz üretimi artar, karnınız şişer. İki, gluten su tutar. Bir molekül gluten 198 molekül su tutar. Yani her tarafınızda ödem gelişir.
Gluten yediğim zaman benim en çok hissettiğim parmaklarımdaki şişmelerdir, ödemi hissederim. Gluten hem ödem yaptığı için hem de gaz üretimini artırdığı için, çünkü sindirilemeyen bir molekül. Sindirilemediği için bağırsak faaliyeti değişiyor ve bağırsak duvar yapısı bozuluyor. O yüzden işte size gaz yapar. Zaten gluten intoleransının en klasik belirtisi gaz, şişkinlik. Başka ishal ya da kabızlık, eklem ağrıları, sebebi bilinemeyen eklem ağrıları ve baş ağrıları, ciltte döküntü, kaşıntı, ağızda aftlar. Ama bugün gluten intoleransı çok başka tablolarla ortaya çıkabiliyor. Bunu artık biliyoruz. 2010'dan sonra çalışmaların tamamı değişti. 2000 ve 2010 yılları arasında dünyada hibrit tohum yasaları çıktı ve glutenle ilgili tüm bilgilerimiz değişti. Gluten sadece tekrarlayan kansızlıkla ortaya çıkabiliyor. Gluten intoleransı sadece rozasea ile ortaya çıkabiliyor. Sadece romatizm olarak ortaya çıkabiliyor. Sadece diyabet olarak ortaya çıkabiliyor. Rozanın nedeni de mi gluten? Rozanın nedeni de gluten. Cilt hastalığı olarak tedavi ediliyor. Yüzeyden krem sürüyoruz. Geçmez. Geçen de yok zaten. Yani bir bağırsak hastalığı mıdır roza? Aynen öyledir. Gluten intoleransı rozasenin en önemli etkenidir. Egzama? Aynı şekilde egzamalar, ciltte sebebi bulunamayan kaşıntılar, döküntüler, dermatitler, sebebi bilinemeyen eklem ağrıları, baş ağrıları, sebebi bilinemeyen otoimmün hastalıklar, Hashimoto, otoimmün hepatit, ülseratif kolit, Crohn, ankilozan spondilit, vitiligo, bunların hepsi gluten intoleransı ile ilişkilidir. Alzheimer'ı tetikler mi? Alzheimer dünyada tip 3 diyabet olarak adlandırılan bir hastalıktır. Ve amiloid proteini biriktiği için Alzheimer meydana geliyor lafı koca bir yalandır. Alzheimer bir tip şeker hastalığı mıdır hocam? Evet. İnsan vücudunda şeker hastalığında meydana gelen insülin direnci Alzheimer'da beyin hücrelerinde meydana gelir. Alzheimer enflamasyondan köken alan bir hastalıktır ve bunu da tetikleyen en önemli faktör diyabettir, insülin hormonudur. Bugün Alzheimer'ın artmasının sebebi de bundandır. Yine size bir pseudoscience, sahte bilim hikayesi anlatayım. Bu bir hikaye değil aslında, gerçek tabii ki. 2006 yılında iki tane araştırmacı Alzheimer'ın nedenini bulduklarını ilan ettiler. Alzheimer 1900'lü yılların başında Doktor Alzheimer tarafından keşfedilmiş bir hastalık. İşte bizim Behçet hastalığı gibi, o da kendi ismini vermiş Alzheimer'a. Doktor Alzheimer, Alzheimer hastalarının beyin dokusunu incelerken hastanın beyin dokusunda hücrelerin içinde amiloid ismini verdiği proteinin biriktiğini görmüş ve Alzheimer'ın bundan kaynaklandığını söylemiş. Fakat bir kontrol grubu bakmamış yine. O tarihlerde böyle bir anlayış yok bilimsel çalışmada. Geçen yıllar içinde aslında sadece Alzheimer hastalarında değil, o yaşa gelmiş herkeste beyin hücrelerinde amiloid biriktiği görülmüş ve Alzheimer'ın nedeninin amiloid birikimi olmadığı anlaşılmış zaten. Bu iki araştırmacı 2006 yılında yayınladıkları yayında Alzheimer hastalarının beyin hücrelerinde amiloid beta 56 adını verdikleri spesifik bir proteinin biriktiği, bunun diğer insanlarda birikenden farklı olduğu ve Alzheimer'ın nedeninin bu olduğunu iddia ediyorlar. Bu yayın Nature dergisinde yayınlanıyor, büyük ilgi görüyor ve o günden bu yana 2300 tane yayın buna atıfta bulunuyor. Citation Index diyoruz buna. Dünyada Citation Index'i en yüksek olan tıbbi yayınlardan bir tanesi. Fakat bir tuhaflık var. Bu 2300 yayının hiçbirisinde bu amiloid beta 56 proteini bir daha gösterilemiyor. Bu araştırmacılar diyorlar ki biz bu proteinin ismini bu koyduk, amiloid beta 56. Bunu tespit etmek için bir biyokimyasal yöntem geliştirdik ve elektron mikroskobuyla görüntülerini çektik. Bu fotoğraflar da burada diyorlar. Bu buluştan sonra dünyada bu alanda çalışan bütün finansman kurumları, yani bu fonlara, çalışmalara finansman veren kurumlar, bu fonları sadece amiloid beta 56 üzerine çalışan çalışmalara veriyor. Milyar doların üzerinde paralar harcanıyor. Bir daha kimse bu proteini gösteremiyor. Yeni ilaçlar geliştirmek için çalışanlar bu protein üzerine çalışıyorlar. Yeni ilaçlar bulunuyor. Milyonlarca Alzheimer hastası bunları kullanıyor. Hiçbirisi iyileşmiyor. Ve aradan geçiyor, 2022'ye kadar geliyoruz. 2022 senesinde Amerika'da bir nörolog, ya biz bu hastalara bu ilaçları veriyoruz, hiçbirisi iyileşmiyor. Niye iyileşmiyor acaba diye tekrar yayınları taramaya başlıyor. Ve kökenine kadar iniyor, 2006'daki bu çalışmaya ulaşıyor. Her şeyi başlatan amiloid beta 56 proteinini gösteren ilk çalışma bu. Okumaya başlıyor çalışmayı. Az önce dedim ya, kimse full text okumuyor. Basın bülteni okunuyor sadece. Bu full text indiriyor ve bütün bir çalışmayı okumaya başlıyor. Okurken fotoğraflarda bir tuhaflık görüyor. Bir gariplik var fotoğraflarda. Sanki kesme çizgileri var. Ve bu alanda çalışan başka iki bilim insanına, yani sahte bilim çalışmalarını yakalayan iki bilim insanına yolluyor. Bunlar görsel alanda çalışma yapan bilim insanları. Bu iki bilim insanı da fotoğrafları inceliyor ve ikisi de aynı raporu veriyor. Fotoğraflar Photoshop. Hayır. Adamlar 2006'nın teknolojisiyle Photoshop yapmışlar. Artık bugünkü teknolojiyle bu çok kolay yakalanabiliyor. Bunun üzerine... Bir yalan üzerine kaç yıl oyalanmış hasta? 2300 tane bilimsel yayın daha çıkmış bu yalan üzerine.
Milyonlarca hasta iyileşmemiş, zarar görmüş, aileleri zarar görmüş ve milyarlarca dolara para harcanmış. Bir sürü insanın çektiği eziyette cabası. Bunun üzerine yayını tekrar incelemeye alıyor bu nörolog. Bulunduğu iddia edilen proteinin aslında hiç var olmadığı, o proteini tespit etmek için kullanıyoruz dedikleri yöntemin uydurma olduğu ortaya çıkıyor. Size bu başka bir dönemi hatırlattı mı? Tabii ki. Hatırlattı. Çok uzak değil, ve yakın tarih. Bunun üzerine Nature dergisine bu bildiriliyor. Science dergisinde hemen bu nörolog çalışmasını yayınlıyor. Nature yayını geri çekiyor. Fakat siz nörologlara gidip Alzheimer neden meydana geliyor diyorsunuz. Onlar size hala amiloid beta 56 proteini diyor. Hala aynı nedeni mi gösteriyorlar? Çünkü bu bahsettiğim nörologun yayınından çoğunun haberi yok. Bakın bilim nasıl yönlendiriliyor? Bilim böyle yönlendiriliyor. Sahte bilim budur. Sahte bilim dedikleri, pseudoscience dedikleri budur. Sahte bilim aslında bugün modern tıbbı oluşturan yayınların pek çoğunun temelinde var. Örneğin kolesterolün damar hastalığı yaptığı ispatlanamadı. Örneğin yüksek tansiyon hastalığının nedenini hala bilmiyoruz. Örneğin D vitamini erişkinlerde zehirlenme yapmaz. Tuz diyorlar yüksek tansiyonu. Palavra. Palavra. Başka bir şey değil. Tansiyon hastaları tuzdan kaçıyorlar. Evet. Tuz olmadan yaşam olmaz. Onun için bütün bunlar aslında... Tansiyon hastaları tuz kullansınlar mı? Kararında kullanabilirler. Tuzu kararında kullanmak önemlidir. Tansiyon hastalığının nedeni tuz değildir. Tansiyon hastalığının nedeninin tuz olduğunu gösteren bir tane bile bilimsel çalışma yoktur. Tıpkı serotonin eksikliğinin depresyona yol açtığına dair bir tane çalışma olmaması gibi. Ama size antidepresan vermeyi biliyorlar. Onun için bütün bunlar aslında kocaman yalanlar. Ve doktorların çoğu bunların yalan olduğunun farkında değil. Çünkü sorgulamıyorlar. Konuşuyoruz. Bak diyorum hastaların iyileşmiyor. 30 yıllık endokrincisin. Bir tek hastan bile iyileşmemiş. Bir tek diyabet iyileşmemiş. Hipertiroidde bir tane ilacın var. Hipotiroidde bir tane ilacın var. İkincisi yok. Hastaların iyileşmiyor. Diyor ki benim yaptığım hata değil diyor. Ben doğru uyguladım. Kitap böyle yazıyor. Ben bunu uyguladım. Ama hasta iyileşmedi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Kitap böyle yazıyor. Arkadaşlar kitap hatalı bilgi yazıyor. Kitap Tanrı kelamı değil. Sizin buna iman etmeniz gerekmiyor. Bunu bir doktor yazdı. Ve düzeltecek olan da, bu hatalı bilgiyi düzeltecek olan da yine bir doktordur. Vatandaş düzeltemez bunu. Artık sorgulamayı öğrenin. Ama modern tıp beni sorgulama diyor. Modern tıp, ben ortodoks tıbbım. Halkanın dışında mı bırakıyor modern? Tabii ki öyle. Ben çomak sokuyorum çünkü ona. Ben ortodoks tıbbım diyor modern tıp. Ne demek ortodoks? Ortodoks kelimesinin manasını biliyor musunuz? Nedir? Herhangi bir fikre vazgeçilmez mutlak olarak inanan kimseye ortodoks denilir. Peki bir bilim kendisini ortodoks olarak adlandırabilir mi? Dogma mıdır bu? Evet dogmadır. Sorgulama, benim dediklerime inan, ben ortodoks tıbbım. Bitti olay orada işte. Orada, beni sorgulama diyor. Beni sorgulama, iman et geç diyor. Yani ortodoks tıp daha baştan kendisini tanımlarken ben bilim değilim diyor. Ben senin iman edeceğin bilgiyi sana veriyorum diyor. Yani ortodoks tıp baştan bir din gibi hareket ediyor. Bugün geldiğimiz noktada artık hepimiz farkına varmalıyız. Gördük. Ne yapıyorlar? Sağlığımızı bizi terbiye etmek için kullanıyorlar. Ve bunu kullanmaya devam edecekler. O her şeyin başlangıcıydı. Devamı gelecek. Uyanırsanız, gözünüzü açarsanız, her şeyden önce kendi iç gözünüzü açarsanız, bedeninize bakmayı öğrenirseniz o zaman kurtulursunuz. Kendi iç gözünüz kapalı olursa her söylenene inanırsınız, her şeye inanırsanız onlar da sizi kolayca canlarının istediği gibi manipüle ederler. Bu klasör sizin motivasyonunuzu kırıyor mu? Yo, daha çok şerit veriyor. Ben bunu hep söylüyorum. Demirden korkan trene binmez. Ben yolumu bilinçli bir şekilde ilerliyorum. Bu yolu ben seçtim. Kimse beni buna zorlamadı. Ve hiç kimseden bir destek almadan kendi yolumu kendim kazarak ilerledim. Dolayısıyla tabip odasının açtığı soruşturma falan beni korkutamaz. Yaptığımın doğru olduğunu biliyorum. Vicdanım rahat. Bir hekim olarak vazifemi yerine getiriyorum. İlmimin zekatını veriyorum aslında. Dolayısıyla hiçbir zaman tabip odasının açtığı soruşturmalardan korkmayacağım. Mücadele etmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman da korkuyla hareket etmeyeceğim. Çünkü dünyaya bir kere geldim. İkinci hayatım yok. Korkacak vaktim yok benim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Konuştuğumuz konular ve Ümit Aktaş'a olan yorumlarınız varsa lütfen aşağıya bekliyoruz. Cevap verecek misiniz yorumlara? Tabii ki memnuniyetle. Yetişebilirsem eğer söz vermeyeyim. Efendim görüşmek üzere. Teşekkür ederim Doktor Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.